Şimdi Kahramanmaraş'ta yine bir enkaz altında kalan, saatlerce de burada yaşam mücadelesi veren yaşlı bir kişi efendim kurtarıldı. Kurtarıldığında ayakları da çıplaktı o kişinin. Bir itfaiye eri kendi botlarını çıkardı ve bu kişiye, ayakları çıplak olan kurtardığı kişiye vermek istedi. Onu giydirdi. Ancak o yaşlı adamın aklı hala itfaiye erindeydi. O görüntülere de bakalım. Şunu da giy amca, şunu da giy. Sen ne yapacaksın? Tamam, beni boş ver sen, beni boş ver. Saatler sonra enkazdan sağ çıkmayı başardı. Onu kurtaran itfaiyecilerden biri botlarını çıkarıp yaşlı adama giydirdi. Yaşlı adamın sözleri duygulandırdı. Ya bir ayakkabı, bir şey, terlik bir şey mi yani? Şunu da giy amca, şunu da giy. Sen ne yapacaksın? Tamam, beni boş ver sen, beni boş ver. Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri gitti. Amasya'nın Merzifon ilçesinden gelen itfaiye ekipleri de çöken bir apartmanın altında kalan yaşlı adama ulaştı. Evet, şu an Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde göçük altında kalan amcamızı çıkarmış bulunuyoruz. Amcamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Yaşlı adama ilk olarak bir yudum su verildi. Ardından ayağa kaldırıldı. İyisin değil mi? Bir yudum su ver, su. Su, su. Al. Hadi amca gel. Hadi az gayret. Tamam. Yaşlı adamın ayakları çıplaktı. Molozların arasında yürümesi zordu. İtfaiye eri botlarını çıkarıp yaşlı adama giydirdi. Yaşlı adamın tepkisi duygulandırdı. Şunu da giy amca, şunu da giy. Sen ne yapacaksın? Tamam, beni boş ver sen, beni boş ver. Yaşlı adam daha sonra hastaneye kaldırıldı. Abi gel bak, yok kimse. Yok.